Sevgili izleyenler, Söz Esnaf'ta programında bu hafta Elazığ Nakliyeciler ve Tır Garajı'nda bulunuyoruz. Onların, esnafların sorunlarını, sıkıntılarını ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Bir yıl önce kurulan Nakliyeci Tır Garajı, Elazığ'ın büyük bir sorunu olan trafik sorununa büyük ölçüde çözüm buldu. Şimdi yanımızda bir nakliyeci esnafı var. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Yurtbaşı Yazıkumra Taşıya Kooperatif Başkanı Salim Ak. Kaç yıldır nakliyecilik yapıyorsunuz? 25 yıldır. 25 yıldır bu işle uğraşıyorduk. Buranın açılması nakliyecilerin büyük manfaatine olan bir şey. Tabii ki Elazığ'da da trafik açısından, yani trafik sorunu açısından faydalı oldu. Ama şimdi burada nakliyecilerin, kamyoncu arkadaşlarım, tırcı arkadaşlarım bir takım sorunları çok. Hele bu fiyat konularında, mazotların pahalı oluşundan, işin sıkıntılı oluşundan. Yani bu bakımdan yoksa garajımız çok iyidir. Bizim için faydalı oluyor. Hep bir araya toplandık. Burası iyi yani. Şehir merkezinizdeydi iş yeriniz. Evet. Evet, park sorunu çoktu. Şimdi park burada sorunu rahatlıkla. O konularda yani çok rahatlıkla. Çok rahatlıkla burada park edebiliyorsunuz. Trafiğe büyük faydası var. Yani gaza bakımından, ulaşım bakımından her yönüyle burası faydalı. Ama işte şoför arkadaşlarımızın, bizlerin bazı sıkıntıları var. Bu sıkıntılar da giderilirse daha iyi olacak. Biraz eski konuşalım. Eskiden nakliyecilik nasıldı, şimdi nasıl? Şimdi daha mı iyi işleriniz, eskiden mi iyiydi? Valla eskiden de aynıydı, şimdi de aynıydı. Bizim sektörde sorunlarımız büyük yani. Fiyat konularından biz yakıyoruz. Mazotun pahalı oluşundan, işlerin biraz kısıtlı olunca. Hele bu sene işler daha kısıtlı biraz. Biraz da sizce nakliyeci sayısı çok mu? Aranızda rekabet var mı fiyat konusunda? Rekabet çok. Rekabet çok. Ya fiyat kıran kırana. Yani kimse makul bir fiyatta yük göndermiyor. Genelde hangi illere nakliyecilik yapıyorsunuz? Buradan Türkiye'nin her tarafında nakliye sevkiyatı oluyor. Her tarafa da oluyor. Her tarafında arabası var burada. Bizim de kendi araçlarımız var. Biz genelde yani biz kooperatif olarak biz kendi araçlarımızla ilgileniyoruz. Piyasaya pek fazla şey yapmıyoruz. Yükünü devamlı işini yaptığımız bir fabrikamız var, bir iki tane. Biz genelde onlarla uğraşıyoruz. İşin ne gibi bir zorluğu var? Zorluğu, nakliyecinin her türlü zorluğu var. Çok zorlukları çok. Şoför açısına bakalım. Günlerce evinden uzak kalıyor. Tabii evinden yani uzak kalıyor. Barkından uzak kalıyor. Çoluğundan çocuğundan uzak. Kir, pas içinde arabasında yatıyor, arabasında kalıyor. Buna nazaran bir de para kazanamıyor. Kafalar bozuk, moraller bozuk. İşlerimizin daha iyi olabilmesi için neler yapılabilir? Devletlerin bize el atması lazım. Bizim sorunlarımızda, yani bizim kuruluşlarımız var, şeylerimiz var. Herkesin bizimle ilgilenmesi lazım. Bize destek vermeleri lazım. Biz burada yani tek başına da bırakımız sayılırız. Mazot çok pahalı, parça çok pahalı. İşten de zaten fiyat yok, rakabet çok. Kaç yıldır nakliyecilik yapıyorsunuz? 99'dan beri nakliyeciyiz. İşleriniz nasıl? Valla işler gün geçtikçe kötüye gidiyor. Nakliyeci olarak ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Nakliyeci olarak sıkıntılarımız nakliyelerin bir haftalık havale deyip 15 günde gelmesi, ödemelerin gecikmesi, kiraların az olması, en önemlisi kabelgelerinin dondurulmaması. Yani sıkıntılar bu. Elazığ Nakliyeci Tır Garajı'na geldiniz. Evet. Buraya gelmeniz sizin ne katkı sağladı? Şimdi katkısı şoför esnafların hepsinin bir arada olması, bizim nakliyecilerin hepimizin bir arada olması, birlikte istişare edip birlikte yürümek. Şehir merkezinde araç park sorunlarının sıkıntı olduğu için burada herhangi bir sıkıntı yok. Garajda her şey mevcut. Hepimiz bir aradayız. İş potansiyeli bu şekilde daha iyi. Nakliyecilik sektörünün ne gibi zorlukları var? Eskiden işleriniz nasıldı, şimdi nasıl? Eskiden tonaj sıkıntısı yoktu, kira vardı. Şimdi kamyoncunun yola gitmesi için atıyorum bir tırın ebadı 25 ton istabaddi.
para kazanmak için 50 tonla gidiyor, 60 tonla gidiyor. Nakliyeler çok düşük. Yani bunu yetkililerin kiranın düzeltilmesi için bir çalışması yapması lazım. Bu konuda bize yardımcı olması, destek vermesi lazım. Sizce Elazığ'da nakliyeci sayısı çok mu? Ve aranızda rekabet var mı? Aramızda rekabetten ziyade bizim kendi esnaflar aramızda rekabet yok. Kamyoncunun zaten bize ihtiyacı da yok. Direktmen fabrikadan açıp görüşüyor. Fabrika bizi arıyor. Misal İstanbul'a 2000 lira fiyat verdiğin yerde kamyoncu 1700'e gidiyor, 1600'e gidiyor. Yani bir nevi nakliyeciye ihtiyaç yok. Neler yapılabilir peki işlerinizin daha iyi olabilmesi için? Vallahi işlerimizin daha iyi olması için bir araya toplanmak lazım. Bizim kamyoncuya, kamyoncunun bize destek vermesi lazım. Fabrikanın direktmen nakliyeciden çalışması lazım. Böyle olursa daha iyi olur. Demirov, Elazığ Atakan Nakliyat'ın yardımcı bir elemanıyım burada. Kaç yıldır nakliyecilik yapıyorsunuz? Vallahi 6-7 senedir nakliye araçlarımız var işte, tırlarımız falan. İşleriniz nasıl? İyi, çok şükür Allah'a işte. Fena değil. Nakliyecilik olarak ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Ne gibi sorunlarınız var? Vallahi bu mazot üstünde bir sıkıntılarımız var. Biraz mazotun mesela bize ucuz verilmesi. Bazı arkadaşlarımızın dediği, nakliyeci arkadaşlarımızın dediği, örneğin bazı firmalar, büyük firmalar mazot ucuz alıyor. Onlarla artı C2 belgeleri olan arkadaşlar var mesela, çalışıyor. Gelip adam burada İstanbul'a gidecek. Bizim 100 bin lira götürmemiz için 80 bin lira alıyor. 70 bin lira alıp götürüyor. Yani bunlara bir çözüm getirilmesi lazım. Bir de bazı nakliyeci arkadaşlarımızdan var bazı şikayetlerimiz yani. Fiyatları aşağı çekiyorlar. İşte burada adam orada oturuyor, maaş alacak diye kooperatif kurmuş. Bizim nakliyeci dükkanı açmış. Bu sorunlar var aramızda. Rekabet çok biraz yani. Yani başka da yani garaj üstünde de hiçbir şikayetimiz yok. Garajımız, evet, garaj kuruldu. Nakliyeciler bir araya toplandı. Yani trafik daha rahat sizin için. Tabii. Biraz şehir merkezinde trafiği de engelledi. Yani garajın yaptıran abilerimizden çok memnunuz yani. Gerçekten çok ilgi ve alakaları var. Abi ne söyleyeyim. Mesela dışarıda en azından sağda solda araçlar park ediyordu. Şu anda yerini çözdü yük aktarması için. Yıkama, tırcı arkadaşlarımız geliyor mesela kamyoncular, bizim de dahil olmak üzere. Araçlarımız yıkama yerimiz var. Garajda bir sıkıntımız yok. Herhangi araçlarımızda bir sıkıntılı bir problemler olmuyor. Mahallede, sokakta kaldığı zaman akü çalındı, çadır çalındı, bazı problemler yaşanıyordu. Ama şu anda öyle bir problemimiz yok, sıkıntımız yok. Yani garaj gerçekten Elazığ için güzel bir yer yani. Çok güzel bir emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Zor bir... Ya nakliyecilik zor tabii canım, kolay değil. Şimdi burada bir 7-8-10 tane nakliye dükkanı var. Örneğin ben bir iş gönderiyorum, arkadaşım diğer işi gönderiyor. Adam arıyor. Örneğin gün nakliye Süleyman'ı arıyor, beni de arıyor. Diyor ki İstanbul'a bir yüküm var, kaça götürsün mesela? Ya Süleyman veya ben. Ben gönderirim 50 lira komisyon alayım diye 100 lira alışı 80 lira çekiyoruz. Ama bunlar yanlış bir şey. Ama yapan arkadaşlarımız var. Biraz firmaları genelde sizlere tercih ediyor. Tabii Elazığ firmaları. Yani başka nakliyecileri yani tercih ediyor mu? Tabii canım, nasıl tercih ediyor? Adam İstanbul'dan, İstanbul'daki nakliyeci arkadaşımız. Ben yıllarca İstanbul çalışan bir insanım. İstanbul'dan nakliyeci arıyor bizi. Diyor ki Elazığ'da bir yüküm var. Ya İstanbul'daki nakliyecinin ne işi var Elazığ'daki yükünde? Gelen ben yabancı kamyoncu. Bir bakıyorsun fabrikanın önüne girmiş. Adam bekliyor. Bunu fabrikacılar yani yapıyor. Yani. Adam Elazığ arabasının bir yere gittiği işe 500 lira gidiyor adam. Arıyorsun fabrika, adam sana iş yazdırıyor. İşe bakıyorsun, 10 dakika sonrasını gitti. Kim gönderdi? Süleyman göndermiyor, Ahmet göndermiyor, Mehmet göndermiyor. Kamyoncu gitmiş fabrikanın önünde yatıyor. Yattığın için adam orada diyor, bir işin var diyor. Yani buna bir çözüm getirirse iyi, güzel bir şey olur ama. Neler yapılabilir? İşlerinizin dair yetkililerden neler bekliyorsunuz? Yetkililerden neler bekliyor? Bunlara bir çözüm yapılması lazım. En azından mesela işverenler Elazığ'ın esnafına yardımcı olması lazım. Bu insanlar mesela, örneğin ben kendim olarak söylüyorum yani kendi şahsıma, bir Elazığ arabasını tercih ederim. Niye? Örneğin yüküm mü gidecek? Sağlıklı ve sıhhatli gitmesi için kafam rahat olur yüküm verdiğim zaman.
yabancı arabaya verdiğin zaman adam geliyor, muayene yok, sigorta yok, fatura hesabıma para yatmasın. Soruyorsun, adam diyor ki kardeş benim maliyeden sorunum var, şuradan sorunum var, buradan sorunum var. Ama ben Elazığ arabasını tercih ediyorum. Devamlı da bunu kullanmışız da bu şekilde. Ama tabii fabrikacılarımızdan tek isteğimiz en azından memleketimizin insanında kim bu kadar araç var. Adam sigortasını yaptıramıyor, muayenesini yaptıramıyor. Niye yaptıramıyor? Buradan iş vermiyor ki adamı. Yabancı araba adam veriyor. Adam İstanbul'daki nakliyeci Elazığ'daki fabrikacının işini götürüyor ya. Hani bu konulardan biraz rahatsız yani. Diğer kamyoncu arkadaşlarımız yani nakliyeci arkadaşlarımız aynı şekilde. Bir de bu kabir belgelerine falan biraz en azından biz yardımcı olsana bazı arkadaşlarımız mesela C2 belgesi kiralıyor 2,5 milyar 3 milyar. Bunlara bir yardımcı olsalar mesela adam alır. Adam muayene yaptıramıyor ya, böyle insanlarımız var ya. Nakliyeci sayısı çok mu Elazığ'da? Yok, nakliyeci sayısı çok fazla değil aslında bakarsan. İş de var. Elazığ'da olan iş, sana bunu samimiyetimle diyorum. Elazığ'da olan iş Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Mermer bizim burada. Döküm bizim burada. Sünger bizim burada. Yapıştırıcı bizim burada. Bizim organizmamızda olan iş Türkiye'nin hiçbir yerinde bugün yani mevcut nüfusuna göre gerçekten çok aşırı bir iş var. Ama bunu bırakmıyorlar ki. Bir arkadaşımız bir işe gidiyor mesela örneğin. Gidiyor yabancı bir araba yük veriyorsun gidiyor. İkinci sefer bakıyorsun ona adam oraya gitmiş oradan yük yüklüyor. Sana döndürüyor. Diyor ki abi bu komisyon vermeden geleyim. Gel diyorum işverene. Yani buna bir çözüm getirirse iyi olur aslında bazen. Yani sonuçta biz de burada arkadaşlar hepimiz kamyoncu arkadaşlar. Yanımızda bekleyen insanlar var. Örneğin listeye yazmış 10 tane araç. 2 gündür bir tane araç gönderememişiz. Yani buna biraz yardımcı olsalar bize iyi yani. Hangi ile en çok nakliye gönderiyorsunuz? Ya biz genelde İstanbul, Bursa, İzmir bu tarafı. Genelde İstanbul halkı bizim. Genelde İstanbul halkı, Bursa halkı. Ben Mert Döküm'den döküm gönderiyoruz. İşte araçların mazot ihtiyacını, para ihtiyacını ne gerektiği zaman veriyoruz. Ödemelerini biz yapıyoruz. Biz fabrikadan bir ay sonra mı 15 gün 20 gün sonra neyse sıkıntı yok yani. Çalıştığımız fabrikalar da sağlam yani, bir sıkıntılar yok. Memnunuz da yani, ama işte bazı arkadaşlarımız bunu bırakmadı yani. Kamyoncu arkadaşlar para kazansın diye. Çalıştığımız insanlar vardı. Bir ekmeği beraber yiyelim dedik. Ama arkadaşlarımız bunu rahatsızlık verdiler o da kendilerine. Ondan dolayı biraz sıkıntılarımız var. Nakliyeci esnaflarımızdan konuşuyoruz. Mazot fiyatları çok yüksek dedi. Bu bizi çok etkiliyor dedi. Mazot fiyatları tamam doğru etkiliyor da en azından bu nakliyelere biraz nakliyelere dokanılsa mesela örneğin sana en basit örnek vereyim. Adam Muş'a 16 tona 700 bin lira para veriyor. 700 bin lira bu kamyoncunun neyine yedirecek? 600 bin lira da oradan tuğla getirdi 1000 lira. Bu araba zaten 500 kilometre kadar 200 lira mazot yakar. Yedi içti lastiği gitti. Daha lastiğini gitmesini boşver. Onu bir kenara bıraktı. Ne kalacak? Bu kamyoncu tekerini döndürecek, yağı gidecek, mazot gidecek. Sonuçta bir şey yok ortada. Yani buna bir çözüm getirmesini söylüyoruz. Yasa başka bir sıkıntı yok. Yani kamyoncu arkadaşların hepsinin arabaları yeni, gayet mütevazı. Genç dinamik arkadaşlarımız hepsimiz. Yani sıkıntı yok. Adam 18 saatte otobüs gibi İstanbul'a gidiyor. Şimdiki araçlarda da bir sıkıntı yok. Araçlar hep yeni, düzgün. Ama yani bu en azından bu nakliye fiyatlarına biraz uyum sağlanması lazım şimdi biz. Evet, mevsim olarak hangisi daha çok işleriniz? Ya genelde yazın da şimdi daha artık öyle bir şey kalmadı ki. Yazı da aynı, kışı da aynı olmuş. Evet. Yazın bu zaman olmuş da adam bir haftadır yatıyor, iş yok deyip duruyor. Senedim geldi, kiram geldi, şu geldi, lastik alacağım. Mazotçuyu telefon arıyor, telefona bakamıyor. Adam yani kamyoncu esnafın durumu iyi değil, ben sana söyleyeyim yani. Konuşmalarınızı anladığıma göre Elazığ firmaları dedi bizim Elazığ'ın nakliyecilerini tercih etmiyor. Evet, bunun yani sebebi ne olabilir? Ya. Acaba daha mı pahalı Elazığ nakliyecilerin fiyatları? Yok, hiç öyle bir şey yok hani. Yani memnuniyet mi? Şimdi adam zaten memnuniyetinde mi yıkanmıyor? Ben sana en basit bir örnek vereyim. İstanbul'dan adam 120 bin lira yük getiriyor buraya. Adam burada diyor ki ben zaten 140 bin lira getmişim, sunta getmişim Elazığ'ın. Esnafın bir tanesine. Ahmet Mehmet önemli değil. Adam geliyor buraya diyor ki ben 80 bin lira 75 bin lira alayım gideyim örneğin. Adam 1500 lira yüklüyor buradan İstanbul'a. İstanbul'a 1500 lira giden araca ne kalır abi ya? Zaten 600 lira mazot yakar bu araba. İstanbul'un Anadolu yakasına gelse 500 litre. Karşıya gitse gelse 600 lira mazot yakar. Zaten 2,5 milyar eder. Bir kalan KDV'si kalıyor. KDV de devletin zaten. Sıkıntı oluyor. Ay başında sen fatura çıkar. Kaç defa da gelmişsin? 30 milyar, 40 milyar. Ne kadar fatura açığın var? Bu kadar. Gitsen sen fatura almak zorundasın. Devlete vergi vereceksin. KDV devlet. O devlet. KDV'yi yani biz kamyoncu esnaf olarak bizim kendi paramız zannediyoruz ama yok öyle bir şey. Devletin parası. Daha lastiği, yağını da onu da bir kenara bırakmışız. Sadece biz mazot hesabını yapıyoruz. Yani bu sıkıntılar var. Yani başka yaz herhangi mesela garajdan veya insanlardan hiç kimseden bir şikayetimiz yok. Kamyoncu esnafımız biz de kendimiz de kamyoncu olduğumuz için hiçbir sıkıntımız yok. Ama bu konulara birazcık değinirse iyi olacak.
nakliyecilik yapıyorsun? 15-20 senedir. İşleriniz nasıl? Valla çok durgun. Eskisi gibi değil. Kriz var. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsun nakliyeci olarak? Elazığ'da. Vallahi iş yok. Arabalarımız önceden çalışır, şimdi 2 aydır kontak açmamışık. Araçlarımız devamlı yatıyor. Borç üzerine borç. Sıkıntılarımız çok. Ödemeler havalı oldu, satın havalı olduktan sonra yatırmıyor. Sizden önceki nakliyecilerimiz Elazığ firmalarını biraz eleştirdiler. Dedik genelde Elazığ'ın nakliyecilerini tercih etmiyorlar. İl dışındaki nakliyecileri evet, tercih ediyorlar. Doğrudur. Bu konuda biraz eleştiride bulundular. Doğrudur. Elazığ firmalarına. Yabancılar. Siz neler söyleyeceksiniz? Biz de aynısı söylüyoruz. Hep yabancıları yüklüp yolluyorlar. Farkaların önünde yabancılar yüklüyüp devam edip gidiyor. Daha nakliyecileri çağıran soran yok. Evet, ben de bir soru sordum tabii ki. Ya dedim Elazığ firmaları neden sizleri tercih etmiyor? Fiyatınız mı yüksek? Ya da memnun mu kalmıyorlar Elazığ'ın nakliyecilerinden? Biraz öz eleştiri yapın dedim. Onlara dedi biz aynı fiyata gidiyoruz. Yani daha da uyguna gidiyoruz ama bizleri genelde tercih etmiyorlar. Siz neler söyleyeceksiniz? Ona rağmen biraz fiyatlarımız onlara göre şeydi yani. Yüksek. Yüksek biraz. Onun için bizi tercih etmiyorlar. Hep yabancılar tercih edilir. Neler yapılabilir işlerinizin daha iyi olabilmesi için? Vallahi işlerimizin işte nakliyecilere dönmelerini daha istiyoruz. Yani nakliyeciler arasalar da iyi. Şimdi yabancıya yük yüklüğü kabelgesi yok, şeyi yok. Yükü alıp götürüyor. Ama burada sıkıntısı yok. Fişini yazıyor. Kendi arabamızı yüklüp götürüyor teslim. Ediyor. Nakliyeci olarak ürün garantisi veriyor musunuz? Sağlam götüreceğiz oraya. Tabii. Ürün garantisi. Yani teslim zaten malına bir hasar gelsek arabalarımız kaskoludur. Evet. Yük kaskosu da var. Sorun yok. Sizce Elazığ'dan nakliyeci sayısı çok mu? Aranızda rekabet var mı? Yok, rekabet yok. Devamlı fiyat düşürmek. Başka bir şey yok. Yani 1000 liraya giden yük 900 liraya 800 liraya düşüyor. Odur işte. Başka da bir sıkıntımız yok. Eskiden nasıldı işler? Eskiden çok iyiydi. Eskiden nakliyeciydi. Evet. Eskiden nakliyeci azdı. Şimdi adam eşyası geldi. İstanbul'a giderdi. Derdi ki 2000 lira. Adam kabul ederdi. Şimdi adam yukarıda 2000 liraya taburiye gelip 1000 liraya düşüyor. Onun için araba sıkıntısı çok diye iş yok. Mecbur olup gidiyor. Mazot fiyatlarının yüksek olmasından nakliyeciler dedi bize fazla para kalmıyor. He, mazot sıkıntısından. Yani mazot sıkıntısından biraz öyleyiz. Şimdi mazot adamı 3 milyar diyoruz İstanbul'a. 2,5 milyar mazota gidiyor. Böyle sıra para kalıyor. O da adam diye eşyamı satsam ben 3 milyar etmesin. O adam da haklı. Mazot sıkıntısından şey yapamıyoruz. Genelde hangi illere daha çok nakliyecilik yapıyorsunuz? İstanbul, Ankara, İzmir. Üçümüzde? Genellikle oraları İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun. En çok oralara gidiyoruz. Son olarak yetkililerimizden neler istersiniz nakliyeci olarak? Vallahi yetkililerimizden iş imkanı bekliyoruz. Bir sıkıntılarımız çok, senetler ödenmiyor, borç üzerine borç ediyoruz. Bir de devletimizden esnaflarımıza faizsiz kredi verecekti. Her işimizi yaptık, faiz kredi sistem gitti. Hele durdu kaldı. Evet, eskiden çarşıda nakliyecilik yapıyordunuz. Evet. Elazığ tır garajına taşındınız. Evet. Ne gibi faydası oldu? Burası daha geniş. Trafik açısından daha rahat. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi burası daha çok güzel oldu. Mesela hep tırlar bir araya geldi, garaj oldu. Herkes kapısının önüne koydu, bir de bir ceza yedi. İşin tır garajı oldu, daha güzel oldu. Gelen tır garajına koyuyor, evine gidip rahat rahat yatıyor. Önceden adamların aküsünü çalarlardı, mazotunu çalarlardı. Şimdi tır garajı oldu, daha güzel. İdare ediyor. İdare ediyor. Nakliyeci olarak ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Nakliyeci olarak Elazığ'da nakliyecilere şu ana kadar hiç önem verilmedi. Daha yeni Ankara'dan bir arkadaşımız geldi. Elazığlı kendisi. Garaj yaptı burada. Biz hepimiz buraya taşındık.
Şu anda etrafındaki yollarımız, giriş çıkışlar, işte belediye veya karayollarına yapması gereken şeyleri henüz yapamadılar. Onlardan bunların yapmasını bekliyoruz. Ayrıca yani zaten iş sıkıntımız pek yok. Sizden önceki nakliyeciler dedi Elazığ'daki firmalar bizi genelde tercih etmiyor. İl dışındaki nakliyeciler tercih ediyor. Bu konuda biraz eleştiride bulundular. Ben şöyle diyorum. Bizden önceki nakliyeciler esnafın işini yerine getirmemişler. Taahhütlerini yerine getirmemişler. O yüzden tercih etmemişler. Bizi tercih ediyorlar. Yani şu anda bizim esnafla bir sıkıntımız yok. İşlerini yapıyoruz. Bizi sevmeyen kişiler bile bize yük veriyor. Çünkü işimizi düzgün yapıyoruz. Başka da bir sıkıntımız yok. Mazot fiyatından, yüksekliğinden biraz sıkıntı yaşadıklarını söylediler nakliyeciler. Önceki seneler çok yaşadık. Bu sene iyi. Bu sene memnunuz mazot fiyatlarından. Geçen sene biz 4800 liraya mazot aldık. Bu sene mazot 3200 şu anda. Yani bu şekilde kalırsa, dünya şeyine göre, piyasasına göre böyle kalırsa memnunuz. Biraz eski konuşalım. Eskiden şimdi çocuktan beri nakliyecilik yapıyorum. Evet. Şimdi nasıl? Eskiden nasıldı? Şimdi iş çok ama para kalmıyor. Buradan örneğin İskenderun'a gidiyorsun. Mazot paran, komisyon paran, yeme içmesi, otoban parası bitiyor. Çıkış yaptın diyor. Eskiden giderken yarı yarıya para kazanıyordu. Yani 1000 liraya gittiği zaman 500 lira para kazanıyordu. Şimdi hiç kazanmıyor. Dönüşte para kazanırsa kazanır, yoksa kazanmıyor. Sizce Elazığ'da nakliyeci sayısı çok mu? Ve aranızda rekabet var mı nakliyeci olarak? Ben şahsen kimseyle rekabet etmiyorum. Yani rakibim de yok zaten. Benimle çarpışacak nakliyeci yok Elazığ'da. Ben onun için hiç yani kimseyle de uğraşmıyorum. Kim ne yaptığını da sormuyorum. Ne gibi zorluklar var? Zorluklar? Evet, nakliyecilik yapacak vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Nakliyecilik yapacak vatandaşlarımız illaki aracı olacak. Araçlarınız joker diye kullanacak. Abime söyleyeyim, fabrika senden araç istediği zaman nasıl otobüs terminalinde işte falan saatte otobüs yanaşıyorsa bizim de öyle olması lazım. Ben öyle çalışıyorum. Dolayısıyla kimse benden şikayetçi değil. Evet, iyi bir nakliyeci nasıl olur? İyi bir nakliyeci paralı olacak, aracı olacak. Evet. Efendime söyleyeyim. Daha nasıl gibi, yani gerektiğinde aracı örneğin bir şehire düştü. Yük bulamadı. Orada yük satın alıp getirecek. Yükü yani buğday alacak, getirip Elazığ'daki esnafa satacak. Evet. İşte son olarak işlerinizin daha iyi olabilmesi için neler yapılabilir? Daha iyi olabilmesi için biz işimizi düzgün yapacağız. Esnaf da bize yardımcı olacak. Fabrikalar özellikle diyorum. Fabrikalar bize yardımcı olacak. İşlerini şöyle, Elazığ'da arkadaşların dedikleri şöyle. Örneğin git Megaport'ta şu anda 5 tane Konyalı en az var. 3 aydır, 3 gündür orada yatıyor. Orada da yiyip içiyor. Ta ki yük alana kadar. O araçlar orada olmasın. O araçlar oraya gitmesin, nakliyecimize gelsin. Bana şart değil. Evet, esnaf da onu söylemişti zaten buradaki nakliyeciler. Aynen, o doğrudur. Ona katılıyorum. Evet. O tırcılar gelip nakliyeciler sitesinde bekleyecek, yük alıp gidecek. Buna fabrika sahipleri taviz vermemesi lazım. Şimdi bazı fabrikalarımız var. Belki patronların haberi yok. Bütün personeli nakliyecidir. Bütün personel. Mühendisi, şefi, müdürü, işçileri, yüklemeleri firsaliye yazar. Hepsi nakliyeci. İşte bu dediğim gibi dışarıdan gelip orada bekleyen tırcılara bunlar taviz veriyor. Biz arıyoruz diyor, hele dur önce buradaki araçları gönderelim, ondan sonra artanı size yazdıralım. Bu hoş bir şey değil. Yanlış bir şey. Yani bunu biz özellikle... Ben kendim sanayi ticaret odasında encümenim, 9. grup toplu taşımada. Bunu dile getireceğim. Bunu sanayi ticaret odası olarak bu işe sahip çıkacağız. Böylece nakliyeciler Elazığ'da, nakliyeciler garajında bir araya toplandı.
ne gibi faydası oldu sizce? Eskiden mesela çarşıda yer bulmak sıkıntıydı. Bir sürü ceza yiyordunuz trafik cezası. Doğrudur. Evet. Ne gibi faydası oldu sizlere? Fayda çok oldu. Şu anda burada işimiz olduğu dakika her türlü her şehrin aracı var burada. Her şehrin aracı var. Hemen iş veriyoruz. Yabancı da şey yapmıyoruz. Yani bu yabancıdır, bu tanıdıktır. Ayrım yapmıyoruz. Ya çok güzel burada. Şimdi orada benim yazanemin üstü evdi. Dört katlı ev. Şoför şeyle İstanbullu yarım kilot giymiş, yarım atlet giymiş. Yukarıda da bayanlar var, aile var. Biz burası doğudur. Yani bir şey Edirne gibi değildir. Hoşa gitmeyen şeylerdir. Toz toprak orada ne bileyim hiçbir konu hoş değildi. O garajda tinerci vardı. Esrarcı vardı. Her şey vardı. Burada 24 saat bekçi var. Lokanta var 24 saat. Çay ocağı var. Her şey var burada. Lastikçi var. Yıkama var. Yani bizim için çok güzel bir şey. Mekan. Bütün memleket için faydalıdır. Ben şahsen şeyim yani memnunum. Memnun olduğumdan dolayı da bir diyeceğim yoktur hiç kimseye. Evet. Oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler. Söz Esnaf'ta programında bu hafta Elazığ Nakliyeciler sitesindeyiz. Esnaflarımızın sorunlarını, sıkıntılarını ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Şu anda da işletme müdürümüz Harun Gençtoy beyefendinin yanındayız. Harun Bey, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinizin hakkında biraz kısaca bilgi verebilir misiniz? Elazığ Park Nakliyeciler Sitesi Kamyon ve Tır Garajı İşletme Müdürüyüm Harun Gençtoy. İlk önce sizlere ve Kanal Fırat ailesine teşekkür ederiz. Nakliyeci esnafının, kamyon ve tırcı esnafının istek, dilek ve şikayetlerini dile getireceğiniz için. Evet. Nakliyeci, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nakliyeci sitesinde kuruluş aşaması hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Biz buraya Elazığ için Ankara'dan bir yatırım getirdik. Konuyla ilgili, nakliyeciler sitesiyle ilgili konuyu belediye başkanımızla istişare ettik. İl dışından gelen bir yatırım olarak değerlendirdiler. Hatta kendilerine sorduk, eğer sizin böyle bir projeniz varsa biz yapmayalım. Kendileri şu görüşü ifade ettiler. İl dışından gelen bir yatırım olduğu için, belediyenin de yükünü kendi üzerinden aldığı için desteklediler. Ve projemizi hazırlamamızı, uygulamaya geçirmemizi istediler. Biz de yaklaşık 2 yıldır bu süreci hazırladık, uygulamaya geçirdik. Sağ olsun nakliyeci esnaflarımız da geldiler, yeni yerlerine taşındılar. İl dışından gelen araçlar Güney Çevre yolunu kullanarak direkt Bingöl yolu istikameti üzerinden buraya giriş yapıyorlar. Nakliyeciler sitesi kamyon ve tır garajımız küçük sanayiye 100 metre mesafede, organize sanayiye 2 kilometre mesafededir. Yani burada tırcı ve kamyoncu esnafının rahatlıkla yük alıp inip indirip bindirmede, yük almada, yani rahatlıkla fabrikayla iletişime geçecek durumda olduğundan dolayı yer yakınlığı çok önemli çünkü bu konularda. Evet, ne hizmetler veriyorsun nakliyecilere burada? Kaç tane nakliyecimiz var sitede? Konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Şu anda sitemizde 11 tane nakliyeci esnaf arkadaşlarımız var. Bunlar fabrikalarla diyalog halindeler. Fabrikalar kendilerine iş bildiriyorlar. Haliyle buraya gelen il dışından ve Elazığ'ın yerli araçlarına da nakliyeci esnafı iş veriyor ve firmaya yönlendiriyorlar. Evet, sitenin içinde lokantası var, çay ocağı var. Yani araçları yıkama yerleri var. Evet. Yani bu konuda nakliyeciler çok memnun. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Allah razı olsun kendilerinden. Biz şunu da ifade edeyim. Biz iyiliğe de eleştiriye de açığız. Çünkü niye? Eleştiriye tabii ki açık olmamız gerekiyor. Yani neticede yine de buranın faydasınadır. Evet. Şimdi bir tek burada bizim para kazanmamız önemli değil. Burada lokantası para kazanıyor, çay ocağı para kazanıyor, araç yıkaması para kazanıyor, lastikçisi para kazanıyor, nakliyecisi para kazanıyor, marketçisi para kazanıyor. Allah nasip ederse daha da gelişecek. Evet. Burada bazı yetkililerden talebimiz var, isteklerimiz var. Bunların yerine getirilmesi aşamasında görüşmelerimiz devam ediyor. Evet.
Allah nasip ederse bunlar da yerine getirilecektir inşallah diye inanıyoruz. Evet. Kaç dönüm arazi üzerine kurmuşsun nakliye sitesini? Burası yaklaşık... Benle kaç tane kamyon ya da tır alır nakliye sitesi? Burası yaklaşık 50 dönüm. Evet. 50 dönümün kamyon ve tır bazında hemen hemen 1500-2000 arası araç alma kapasitesine mevcuttur, sahiptir. Evet. Bir de şu sektörün, hani bilmeyenler için söylüyorum, böyle bir şeyi vardır. Yani o 1500-2000 aracı veya 1000 aracı veya 500 aracı burada tutmak imkansızdır. Evet. Neden imkansızdır? Çünkü sürekli yük. Sürekli yük alıp inip bindirmede, yani aktif halde girer çıkar, girer çıkar. Yani burada o mevcut aracı bulamazsınız. Evet. Yani garajımız alan olarak büyük, yani neredeyse diyeceğim diğer illere dahi yetecek bir garaja sahibiz. Evet. O konuma sahibiz yani. Evet, diğer illerin nakliyecilik sitesini mutlaka görmüşsünüz. Diğer illere göre avantajı ne, dezavantajı ne, yeterli mi? Kıyaslarsak Elazığ'ın nakliyeci sitesi yeterli mi sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim, diğer illere göre derken genellikle nakliyeci ve tır garajlarını şehir dışarısına bırakıyorlar. Evet. Trafik. Yani evet, trafiği aksatmaması için, şehir içerisinde park etmemeleri için. Bir de sanayinin olduğu kesime genellikle bırakıyorlar. Yük alsın. Yük alsın rahatlıkla, indirip bindirsin diye, ulaşımı rahat olsun diye. Bizim burada da konumuz öyle bir konuma sahip ki hem şehre çok yakın. Evet. Hem de organize sanayi, küçük sanayi çok yakın. Şehir merkezine de ulaşım sıkıntımız yok. Evet. Yaklaşık olarak 12 tane araç, ulaşım yapan araca sahip burası. Evet. Yani minibüs güzergahı. Minibüs güzergahı, otobüs güzergahı. Her 15 dakikada bir, yarım saatte bir ulaşım yapabilecekleri bir imkana sahip. Evet. Yani burada bulunan insanlar. Evet, nakliyeci sitesi kurulmasından çok memnun. Diyordu mesela önceden nakliyeci dağınık şekildeydik. Allah razı olsun dedi. Bir işletme sahibi geldi dedi. Burada nakliyeci sitesini kurdu. Evet. Birlik beraberlik oldu dedi. Çarşıda önceden iş yaptığımız zaman mutlaka ki orada trafik aksatıyorduk. Yer bulamıyorduk. Bu konuda da trafik sorunu çok büyük nebze çözüm bulmuş Elazığ'da nakliyeci sitesi. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle böyle düşünen insanlardan Allah razı olsun. Yani demek ki bu sıkıntıyı, bu problemi görmüşler ki bunu dile getiriyorlar. Şimdi dediğim gibi, birçok ilde olmayan Güney Çevre Yolu denilen bir yolumuz var. Allah'a çok şükür yapanlardan, edenlerden Allah razı olsun, emeği geçen hepsinden. Şimdi bizim trafik il komisyonuna da bir dilekçe verdik. Talebimiz var. Şehre giriş çıkışları Güney Çevre Yolu'ndan yapalım. Yani şehir içerisinde bu eski Çimento'nun eski Güney Çevre Yolu denilen yolda irtibatımızı keselim. Yeni Güney Çevre Yolu'ndan giriş çıkışlarımızı yapalım. Hem trafiği aksatıyorlar, hem de bunlar transit geçen araçlar. Işıkta bekleme süreçleri, işte hani büyük araçlardır neticede. Kavşaklarda sıkıntı oluyor, küçük araçlara sıkıntılar yaşatıyorlar. Bir sürü problem var. Ve hakeza şöyle bir durum var. Şehir içerisinde mahalle ve sokak aralarına maalesef ki maalesef park ediyoruz. Evet. Büyük araçları park ediyorlar. Bunun bir an önce engel olunması gerekiyor. Apartman sakinleri şikayetçi, esnaflar şikayetçi. Büyük bir problem. Evet. Küçük taksimize dahi şehir içerisinde bırakacak park yeri dahi bulamıyoruz. Evet. Evet, nakliyeci sitesinde birçok hizmet veriyorsunuz. Burada rahatlıkla küçük sanayiden ya da organize sanayiden yükünü burada da yükleyebiliyor. Evet. Evet. O konuda da nasıl yükleme yapıyorlar? Yeriniz var mı? Her zaman gece saatinde olsa bile yükleme yapabiliyorlar mı? Tabii ki 7-24 yüklemeye, indirmeye, bindirmeye açık. Gerekli yerde forklift hizmeti. Yani bu tarz şeyler mevcut. Yani alanımız geniş çok şükür. O konuda bir problem yok. Evet. İl şehir merkezinde bulunan nakliyeci var mı? Ve buradan nakliyecilere neler söylemek istersiniz? Ya da kamyonculara, tırcılara neler söylemek istersiniz? Şehir merkezinde bulunan nakliyecilerimiz var. Hani sayısı fazla olmamakla beraber. Yani çoğunluk burada mevcut. Onların da hani rahat bir imkana kavuşması, mahalle ve sokak aralarından çıkması, hani
biz burayı yapan firma olarak hani kendilerini davet ediyoruz, buyurun gelin diyoruz. Takdir kendilerindir. Evet. Neticede burası bir sitedir. Kapısı 7/24 açıktır. Bekçisi mevcuttur. Tabii ki. Geceli gündüzlü bekçisi mevcuttur. Herhangi bir sorunda, problemde her şeyi üstlenmek üzere buradayız. Allah'ın izniyle de olmaz inşallah. Buradan birlik beraberlik içerisinde toplanıp organize sanayideki çalıştığı firmalara giderek, görüş bildirerek, hani şimdi neden şikayetçiler, şunu da dile getireyim. Örneğin diyelim dışarıdan yabancı bir araç geldi. Geldi burada nakliyeciden bir sefer yükünü aldı, gitti fabrikaya. Fabrikada kartını bırakıyor, kamyoncunun dahi kartı vardır. Evet. Yani nakliyecilik öyle bir hale gelmiş ki, evet, kamyoncunun dahi kartı vardır. Kartını veriyor, nakliyeciyi aradan çıkartıyor. Evet. Ve fabrikanın da telefonunu alıyor. Elazığ'a doğru yaklaştığı zaman fabrikaya telefon açıp abi ben geliyorum, herhangi evet bir yüküm var mı diye soruyor. Burada nakliyeciyi çıkarıyor devreden. Ha, burada bizim ne yapmamız gerekiyor esnaflarla birlikte? Toplanıp gidip fabrikaları ziyaret edip, hani bir nevi fason kaçak yani. Evet. Hani bunlara yük vermemelerini, nakliyeciyi aradan çıkarmamalarını. Ha, dürüst fabrikalar da var bunları yapan. Adamlar dışarıdan gelen araçlar gidiyor, fabrikaların önünde yatıyor, adeta yalvarıyorlar. Bize yük verin diye. Fabrika sahibi diyor ki benim çalıştığım nakliyeci var, şu firma git oraya. Böyle dürüst insanlar da var. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi trafik il komisyonuna dilekçemizi verdik. Şehir içerisinde mahalle ve sokak aralarındaki parkların engellenmesi ve güney çevre yolunu kullandırılıp şehir içerisine girmesini sağlanmasını istedik. Talebimiz budur. Ha, biz burayı da Elazığ için yaptık. Bunu defalarca söylüyorum. Ben ismini Elazığ Park bıraktık buranın ismini. Biz kendi firmamızın ismini de bırakabilirdik. Evet. Çünkü biz burayı Elazığ'a mal ettik. Belediye başkanımızla birlikte istişare. Bugün dahi istişaresiz hiçbir iş yapmıyoruz. Evet. Başkanımın bilgisi doğrultusunda sürekli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Sitede düzenleme yapacak mısınız? Peyzaj çalışması olsun. Tabii ki, tabii yeni ki. Yeni yerler açacak mısınız? Geniş yapma çalışması yapacak mısınız? Tabii ki. Belediyeyle, Elazığ Belediye'mizle şu an dediğim gibi görüşmelerimiz devam ediyor. Evet. Başkan yardımcılarımızla, belediye başkanımızla. Allah nasip ederse harfiyat sezonu biraz açılmasıyla, hani kıştan çıktık, yaza doğru harfiyat sezonu açılır. Gerekli dolgumu yapmışım zaten arazi üzerinde. Birkaç bölüm daha var. Kademe kademe açmayı düşünüyoruz talebe göre. Oranın da dolgusunu yapıp üzerinin güzelce zeminini hazırlayacağız. Allah nasip ederse inşallah. Biz de açıkçası. Çünkü burası da hani dediğim gibi Elazığ için yaptık. Biz kendimize yapmadık. Buradaki esnaf arkadaşlarımıza hepsini isterseniz teker teker yazıp sorabilirsiniz de burası bizim değil, burası sizin. Evet. Fikriniz, görüşünüz, zikriniz ne olursa olsun her şeye açığız. Açık olmaya da devam edeceğiz. Çünkü tek başına hiçbir şey olmuyor. Birlikten kuvvet oluyor. Evet. Nakliyeciler sorunlarına biraz değinelim. Evet. Esnaflar sizden önce röportaj yaptık. Dedi eskiden işlerimiz azdı, para kazanıyorduk dedi. Şimdi işlerimiz çok, para kazanamıyoruz dedi. Örnek veriyorum, İstanbul'a mesela 1000 TL, 2000 TL gittiğimiz yere şimdi 1000 TL gidiyor. Rekabet çok olmuş diyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Nakliyeci sitesini ileride nasıl görüyorsunuz? Şunu ifade edeyim. İster ucuz olsun, ister pahalı olsun, hiçbir fabrikanın veya hiçbir şahsın malzemesi, malı yerde kalmamıştır. Bedava dahi olsa götürülmüştür. Bu da neden kaynaklanıyor? Şoför esnafının bir olmamasından kaynaklanıyor. Hı. Birlik yok. Bir türlü birlik sağlanamıyor. Evet, programımızın sonuna geliyoruz Harun Bey. Son olarak neler söylemek istersiniz? Elazığlılara, şoförlerimize, nakliyatçılarımıza neler söylemek istersiniz? Elazığ Park Nakliyeciler Sitesi Kamyon ve Tır Garajı olarak kapımız herkese 7/24 açıktır. Nakliyeci esnafımızın, şoför esnafımızı her zaman bekleriz. Evet. Üstün ve kaliteli hizmet anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah.
Dediğim gibi Elazığ Belediye'mizden, İl Trafik Komisyonu'ndan bazı beklentilerimiz var, taleplerimiz var. Bunlar yerine getirilirse çok daha güzel olacak, çok daha gelişecek. Dediğimiz gibi birlikte ayağa kalkılır. Evet. Tek başına hiçbir şey yapamaz. Bir olmalıyız, bütün olmalıyız, dir olmalıyız. Evet. Sizlere de teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun, sağ olun. Evet, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Söz Esnaf'ta programında bu hafta sonuna geldik. Bu hafta Elazığ Nakliyeciler sitesi nakli işine uğraşan esnaflarımızın yanındaydık. Onların sorunlarını, sıkıntılarını ekranlarınızda getirmeye çalıştık. Kameramanımız Ufuk Çakaroğlu'na, montajda Mehmet Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Son olarak da nakliyeci sitesi müdürü, işletme müdürü Harun Bey'in de düşüncelerini almıştık. O düşüncelerden dolayı da kendisine de çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Haftaya başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.